Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 67. ünite. A car, some money. Bir araba, biraz para. Countable ve accountable yani sayılabilir ve sayılamayan konulara devam ediyoruz. A, an, and some. Bu ifadelerin örneklerini görelim şimdi arkadaşlar. A ve an. Singular, countable noun'larda kullanılırmış. Yani tekil, sayılabilir isimlerde kullanılır. I need a new car. Benim bir arabaya ihtiyacım var. Would you like an apple? Bir elma ister misin? Gördüğünüz gibi an apple arkadaşlar sayılabilir bir ifade. Şimdi some da arkadaşlar plural countable noun'larda yani çoğul sayılabilir isimlerde kullanılır. Cars, apples, shoes gibi. I need some new shoes. Benim birkaç ayakkabıya ihtiyacım var. Yani biraz yeni ayakkabılara ihtiyacım var. Would you like some apples? Biraz elma ister misin? Some apples yani birkaç elma manasında. Gördüğünüz gibi şekilde. Şimdi some bir de uncountable nouns'larda kullanılabilir arkadaşlar. Yani sayılamayan isimlerde. Water, money, music gibi. Yani su, para ve müzik gibi. I need some money. Biraz paraya ihtiyacım var. Would you like some cheese? Biraz peynir ister misin? Or would you like a piece of cheese? Veya bir parça peynir ister misin? A piece of yanda görüldüğü gibi arkadaşlar tabağın üzerine bir parça peynir koymuş. Compare A and some. A yani A yani bir ifadesiyle birkaç ifadesini karşılaştırmasını görelim şimdi. Linda bought a hat, some shoes and some perfume. Linda bir şapka aldı, satın aldı, birkaç ayakkabı aldı ve biraz da parfüm aldı. I need a newspaper. Düzeltiyorum. I read a newspaper. Bir gazete okudum. Wrote some letters. Mektuplar yazdım. Biraz mektuplar yazdım. And listened to some music. Ve biraz da müzik dinledim. Birçok isim vardır ki arkadaşlar. Onlar bazen countable olabildiği gibi bazen de uncountable olabilir. Yani sayılabilir olduğu gibi bazen sayılamaz da olabilirler. Bu sizin konuşma paterninize, pasajınıza bağlı. Yani nasıl konuştuğunuza, neleri ifade etmek istediğinize bağlı. O anki duruma bağlı yani. Şimdi görelim örneklerimizi. A cake, bir kek. Some cakes, birkaç kek. Some cake, yani bir miktar kek manasına gelmektedir burada. Some cake. Gördüğünüz gibi bu tabağa bakıp da bu şekilde söylemek istediğiniz zaman some cake diyeceksiniz. Veya a piece of cake. Bir parça kek anlamında söyleyeceksiniz. A chicken. Bir tavuk. Bir bütün tavuktan bahsediyor. Some chickens. Gördüğünüz gibi birkaç tane tavuktan bahsediyor. Some chicken. Bir parça tavuktan veya şu şekilde de ifade edebiliyor. A piece of chicken yani bir parça tavuk yine aynı anlama geliyor. Şimdi paper ve some paper ifadelerini karşılaştıralım. A paper dediğimiz zaman arkadaşlar burada a newspaper yani bir gazeteyi kastederiz. I want something to read. Ben bir şey okumak istiyorum. Veya okuyacak bir şey istiyorum. I'm going to buy a paper. Bir gazete alacağım, satın alacağım. I want to make a list. Bir liste yapmak istiyorum. I need some paper. Biraz kağıda ihtiyacım var. A piece of paper. Bir parça kağıda ihtiyacım var. Yani burada ikisi de some paper ile a piece of paper'da bir kağıdın parçasından bahsediyor. Şimdi birazdan sayacağımız isimlere dikkat edelim arkadaşlar. Onlar genellikle sayılamaz isimlerdir. Information, bilgi, advice, öğüt, weather, hava, news, haberler,
Bread, ekmek. Air, saç. Furniture, mobilya. Work, iş. I need some information about hotels in London. Londra'daki oteller hakkında bilgiye ihtiyacım var. Informations demeyiz. Biraz bilgiye ihtiyacım var diyor ya. Informations demeyiz yani, ona dikkat edin. It is nice weather today. Güzel bir hava. Yani bunu sayılabilir gibi a weather şeklinde söylemeyiz. Listen, I have just had some good news. Dinle. Biraz önce güzel haberler aldım. I am going to buy some bread. Biraz ekmek alacağım. Not a bread. Yani bir ekmekten bahsetmiyoruz. Some bread diyoruz. Sue has got very long hair. Sue'nun çok uzun saçları var. They have got some very nice furniture in their house. Evlerinde biraz çok güzel mobilyaları var. Do you like your job? İşinden hoşlanıyor musun? Yes, but it is hard to work. Fakat it is hard work. Fakat o çok zor bir iş. I have got a new job. Yeni bir işim var. Evet arkadaşlar. Bu üniteyi de bitirdikten sonra şimdi 68. ünite. A, N, and D. A ve N bir anlamında kullanılırken D da spesifik ifadelerde kullanılır arkadaşlar. Yani bildiğimiz anlamına gelmektedir. Bildiğimiz bir şeyden bahsederken, bir nesneden bahsederken ve bir canlıdan bahsederken D olarak söyleriz. Can you open a window? Bir pencere açabilir misin? Yani birkaç tane pencere varsa onlardan birisini açabilir misin anlamında can you open a window deriz. There are three windows here. Burada 3 pencere var. There is only one window here. Burada sadece bir pencere varsa o zaman the window deriz arkadaşlar. Can you open the window? Yani bildiğimiz pencereyi açar mısın? Görüyorsun ya, işte o pencereyi açar mısın? I have got a car. Bir arabam var. Birçok araba var. There are many cars and I have got one. Ve birçok araba var ve benim bir tane var. Can I ask a question? Bir soru sorabilir miyim? Is there a hotel near here? Burada yakınlarda bir otel var mı? Paris is an interesting city. Paris ilginç bir şehirdir. Şimdi bunun açıklamasını yapacak olursak arkadaşlar, bildiğiniz gibi birçok ilginç şehir vardır. Fakat Paris bunlardan biridir. Yani Paris bir tanedir. Paris is an interesting city. Yani Paris bir ilginç şehirdir anlamında kullanıyoruz. Lisa is a student. Lisa bir öğrencidir. I am going to... Şimdi D ile ilgili örneklerimizi çoğaltalım arkadaşlar. Biraz önce A ve N ile alakalı örneklerimizi gördük. Şimdi de D ile ilgili örneklerimizi görelim. I am going to clean the car tomorrow. Yani buradaki the car derken ne demek istiyor arkadaşlar? My car diyor yani. Benim arabamı. Yani bildiğin gibi benim arabamı temizleyeceğim. Yeni niye gidip başkasının arabasını temizleyeyim? Can you repeat the question please? The question that you asked. Biraz önce sormuş olduğun soruyu tekrar eder misin? Repeat, tekrar etmek demek arkadaşlar. Lütfen. We enjoyed our holiday. Tatilimizden hoşlandık. The hotel was very nice. Otel, yani gittiğimiz otel, ağır otel, çok güzeldi diyor. Paris is the capital of France. Paris, Fransa'nın başkentidir. Sadece bir tane başkenti vardır arkadaşlar. Onun için D'yi kullanıyoruz. Lisa is the youngest student in her class. Lisa, sınıftaki en genç öğrencidir. Hani en genç anlamında kullanırken the ifadesini kullanıyorduk ya, burada da bunu gördük. Şimdi the youngest bir kalıptır arkadaşlar. Young sıfatının sonuna est takısı gelerek the youngest anlamında, yani en genç anlamında bir sıfat yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da, bu kalıbı da yakında göreceğiz. Compare and A and D. Yani
bir ve the ifadesini karşılaştıralım arkadaşlar. I bought a jacket and a shirt. Bir ceket ve bir gömlek satın aldım. The jacket was cheap. The jacket, yani almış olduğum ceket ucuzdu. But the shirt was expensive. Fakat almış olduğum gömlek pahalıydı. Burada the jacket and the shirt that I bought anlamında kullanıyoruz. Eğer söylemiş olduğumuz kelime bilinir bir kelimeyse arkadaşlar, başına the koyduğumuzu da anlamıştık. Şimdi the door, kapı, the ceiling, tavan, the floor, zemin, the carpet, halı, the light, ışık, the roof, çatı, the garden, bahçe, the kitchen, mutfak, the bedroom, banyo. Bu yanında hani of a room, of a house, yani bir evin bilinen parçalarını sayıyoruz. Bir room da bir odanın bilinen parçalarını sayıyoruz. The center, merkez. The station, istasyon. The airport, havaalanı. The town hall, belediyeden bahsediyor arkadaşlar. The town hall'da. Yani of a town bir kasabanın bölümlerini saydı şimdi. Onun için the kullandı. Where is Tom? Tom nerede? In the kitchen. Nerede olacak? Mutfakta, yani bildiğin bir mutfakta anlamında kullanıyor. In the kitchen şeklinde. The kitchen, in the house or flat. Yani evin içerisindeki veya dairenin içerisindeki mutfaktan bahsediyor. Herhangi bir mutfaktan bahsetmiyor. Kendi mutfağından bahsettiğini kastediyor. Turn off the light and close the door. Işığı kapat ve kapıyı da kapat. Işığı söndür ve kapıyı kapat. Do you live far from the center? Merkezden uzakta mı yaşıyorsun? I would like to speak to the manager. Müdürle konuşmak istiyorum. Please, lütfen. Evet arkadaşlar, burada gramer konularımızı öğrenmiş olduk. Bunları gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıç seviyesine uygun olarak anlatıyor zaten. Onun için de mümkün olduğu kadar tekrarları arttırıyor. Bu sizin öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Çünkü birçok hikayede veya İngilizce metinlerde veya dinlediğiniz haberlerde bu tarzdaki konulara çok rastlayacaksınız. Bunları tekrar ediyor ki pekiştirin ve bunları gördüğünüz, duyduğunuz anda size refleks haline gelsin ve refleks olarak da anlayın arkadaşlar bunları. Kolayca pekişsin. En iyi pekiştirmenin yolu neydi? Tekrardı. Bunu yapıyoruz zaten. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.